Ay arkadaşlar, sabahın saat kaç şu anda? Vallahi saat 4. 4 mü? 5. 5 mi 4 mü vallahi? Ay kırdı. Senin babağın ağzı. Saat 5, Berkaylar'dayız. Benden buraya geçip burada oturuyoruz şimdi. Vallahi. Odada bir çay içeceğiz. Tatlı elimiz. Evet. Sen de elde yedik. Tatlıyı. Burada da evet elde yiyeceğiz artık. 6 tane kışım, 6 tane çatalım, 6 tane bıçağım var, hepsi şeyde olsun, can sağlığı olsun. Elle yemek de lezzetlidir. Valla bugün güzel geçti, şaka maka bir yana da. Şakasız yani böyle. Bak sen yine bu kedi valla insan gibi Mari. Bak bak bak. Ne her şeye düşüyor. İnat. Sahibine benzemiş. Komşu sen de bir tane alır mısın? Çok şekerli o. Üçünü aldım. Ay. Olsun olsun gel. Ben ikinci baklava imkanı yok ki yemem. Ben bir tane. Benim tatlı yaram bak bir tane. İkinci asla yiyemem. Baklava özellikle yiyemem. Ama ev baklavası olsun. Değil yapıyorlar mi? Ya onu. Çıtır çıtır. Çıtır o böyle. Çok güzel. Bir de şekeri böyle ağır değil. O tam hafif. Benlik. Evet. Ay bugün böyle arkadaşlar inanılmaz yoğun geçti. Oradan buraya, ay buradan da şimdi ben tekrar eve. Vallahi kal diyorum ama kalmayacağım. Çünkü kedileri var yavruları olduğu için. Kedilerim var ya. Hasta evet. Olan kedim. Bir de mutfağın halini görseniz savaş gibi şu an. Ay ben onu videosunu çekeceğim. Ya, bugün dağınık hali, yarın da toparlanmış halini çekeceğim. Aynen aynen. Savaş gibi ev şu anda. Görmeniz lazım vallahi. Mutfağı öyle bıraktım geldim. Bütün her şeyi kaldırdım. Hiç bu şeye dizmedim bile. Evet ben orada yapacaktım aslında biliyor musun? Dedim hani biraz şey yapayım. Ben öyle biraz titiz olduğum için. Boşver. Sohbet sohbeti açtım ama güzel geçti. Ben çok beğendim. Ben şimdiden video... Çok beğendim. Bir video izledim hep dedikodu. Ay kader miydi o kadın adı ki? Dedikodu yapmışsın hep ayol. Vallahi. İzledim videoyu dedikoduları. Ya ben her mutfağa gitme dedikodumu yapmışsın. Ya ben daha izlemedim. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Ama sen yemeğin içine ne koymuştun? Hangi yemeğin içine? Aa kader bir de işte açıldı o kadının. Demez mi? Ay Allah. Seni kahretmesin. Evet. Küçük suratlı seni. Gel anne. Gel gel. Evimizin... Tatlı yemeğe geliyor çünkü tatlıcı. Yemeğin içine bir şey koymadım. Pilav. Pilavı tavuk suyuyla, orijinal tavuk suyuyla evet, yaptım aşkım. Evet ama güzel olmuştu, hakikaten güzel olmuştu. Çok iyiydi, Berkay'ım hediye ettim de bak buraya koymuştum. Evet. Şşş, ne yapıyorsun? Ay kör olur o. Evet ama ne sakıncalı olmaz. Annem olmaz sana, kör olursun bir tanem. Al bir tane. Daha bebeksin sen. Al. Ayağında kundura gel, yar geliyor. Ayağında kundura. Mama çık. Bana kıçma, bana kıçma. Kıçma ama olmaz tatlı sana. Bak kameraya gidiyor. Git. Heh. Merhaba de onlara. Ay kendini gördü resmen. Oh, güzelliğine bak. Önümüze niye geçtin kız? Şıllık. Bak bak bak. Ana kendini de görmüş benim güzel kızım. Kendini gördüğü nasıl bakıyor? Aa, bak bak. Kıvıra kıvıra gidiyor bir de yandan çarklı. Aşkım tavuk suyulu pilav yaptım. Aman tavuk suyuluydu o. Sumaklı, dar ekşili. Evet salata. Salata çok salata, güzel. Evet salata gerçekten çok köfteyi güzeldi. Köfteyi zaten şey ama ben et aslında yumuşak ve sen gene kadar sertleşti vallahi. Evet ama bundan sonra ne yapıyor musun? Öyle yumuşak olunca şeyle sert fırına olunca. Fırına koymam lazım. Yok fırına değil. Sütlü onu ya da şey yap. Soğan. Soğan bir de böyle yağlı biraz bırak ya. Böyle kendi halinde yavaş yavaş pişsin. Ama güzeldi yine her şey güzeldi. Seni görmek, en azından seni görmek güzeldi. Böyle de arkadaşlar böyle bir sabah muhabbeti yapalım dedik. Dedik evde milli otururken. Milli hediyesi. Yakında Berkay gidiyor, çok az kaldı. Evet. Ayın 4'ünde Hollanda'ya uçuyor. Evet. İnşallah ben de bir gün Hollanda'ya gideceğim. Ben önce çok eskiden, çok yıllar önce gitmiştim. Ama Berkay'ıma mutlaka gideceğim, tabii. Beni istiyor. Çok, çok, çok mutlaka gelmeni istiyorum, gideceğim. Gezinmek istiyorum seni. Yakında evim kentsel dönüşüme giriyor. Herhalde ya 2 ay 3 aya kadar evim yıkılacak. En çok sevindiğim şey ne biliyor musun? Mutfağımın yeni olacağı. Evet. Mesela mutfağımı ben bilerek yapmadım aşkım. Eski ama temiz. Ama çok eski.
Benim o binam 55 yıllık. Evet evet belli zaten. 55 yıllık bir bina. Çok yüksek maşallah. Ve o binaya hep şey vermişler, sağlam raporu yıllar ya. Boyunca. Bak, çünkü ikinci 99 depremi de görmüş. Sigorta evleriymiş aşkım. Altında bilmem ne sistemi varmış ya. O evin. Raylı sistem gibi devlet şey. Tarafından yapılmış bir ev. Çok eski bir devlet tarafından. TOKİ gibi. Onun gibi evet. Ne güzel evet. Ama gerçekten beton gibi evler yani. Çok, bizim bunlar kerpiçten mi nedir? Bir sallansa Allah korusun. Ama çok eski evim arkadaşlar. Mesela ben Berkay'ın evine geldiğim zaman, mutfağını gördüğüm zaman içim açılıyor. Allah sana da nasip edecek amin, inşallah. Amin. Gideceğiz işte bir yıkılsın da. Yeah. Yine ben şimdi mesela kiraya geçeceğim. Mecbur orası olana kadar. Böyle mutlaka mutfağına bakacağım aşkım. O zaman şöyle yapalım yani ben seni gerçekten çok sevdim. İnşallah dilerim hiçbir zaman böyle mutluluğumuz hiçbir zaman bozulmaz. Yok, ve kimse aramıza giremez. Aa, ona inşallah. Da fırsat vermeyelim öyle insanlara aramıza girmelerini. Ama isterim yani komşu karşı karşıya alt i̇şte, üst. Evet. Alt üst olmasın karşı karşıya daha güzel. Aynen öyle. Alt üst olursa... Yo niye? Dostumuz bozulmaz diyor. Yok karşı karşı daha güzel. Ha, böyle. Orada böyle. Ha, öyle o bölüm bize ait. Oraya süsleriz, o holu. Ay çok güzel. Ben isterim yani. Niye yalan söyleyeyim? Orada senin Azerbaycan konuşma dilini çok sevmişler. Çok güzel. Evet. Evet evet. Duyuyorum Azerbaycanlı halkımıza selam aparram. Necesiz, eysiz. Hamınıza selam götürürüm. Nil Hanım da çok geçen bir hanımdı. Özü de yüreği de güzeldi. Ben deyim, siz deyim, dil yorulmasın. Yığılın, yığılın ay başıma dostlar. Bu güzel günüm sizsiz olmasın. Madem ki biz böyle biz danışırıq Azeri dilini. Bir de güzel Azeri mahnılar da oxuyacaq. Bu videonun sonu da gelecek. Elə belə qalmayacaq. Vallahi gene yani, ben her zaman deyirəm. Deyim, malımı itler yedi, yaxamı pitler yedi. Ay balam. Ya vallahi. Ne güzel konuşuyor değil mi? Çakmak gel... sorunlar, çakmak. Deyir çakmak. Deyir poxuyan qaşığı dalında olar. Anladın? Yo. Poxuyan qaşığı dalında olar. Yani deyir ki, madem sen o sigarayı içirsen, onun da çakmağını yanında taşıyacaksın diyor. O anlamda diyorlar. Yani o yüzden Azerbaycan, Türkiye bir iki millet bir devlet. Aynen öyle. Ama olsun yine de insan insanı hiç ayırt etmeyiz. Bizim insanlığa karşımızda ırkı, cinsi, rengi de hiç fark etmiyor. Gerçekten ben herkesi bir eşit görüyorum. Çünkü bu dünyayı sadece ben paylaşmıyorum. Hepimiz bu dünyayı paylaşıyoruz. Niye? Havayı teneffüs ediyoruz. Bu kızın da temizliği tuttu. Gel. Yani buraya demek gel. İstiyor ki biz ne kadar temiz yürekli olduğumuzu gösteriyor. Kedi bile anlıyor yani. Onu size lanse etmeye çalışıyor. Bazı gidiyor, kameranın önüne gidiyor devamlı. İşte bazı ablaşımda da bir şey kuş beyni diyebilir miyim? Kime? Bazıları hani böyle bazı kuş beyinler oluyor var, böyle. Çok fazlasıyla var canım. Ha işte onlar böyle görsünler diye. Şimdi ne bileyim böyle baksana bir de şey enerjimiz de çok güzeldi. Evet anam sabah saat kaç olmuş biz halen cin gibiyiz ikimiz evet. De. Telefonum da çalıyor bu saatte çalsın boşver. Ama o sesi engellemez mi? Yok engellemiyor. Ha tamam. Engellemiyor. Ne güzel. YouTube'da öyle değil engellemiyor. Ha. Ay ne bileyim aa bak bu da. Bana getirdiği hediyelerden almış. Şu ben bu baharatlıktan ben de alacaktım. Ben o komple dörtlü, üçlü baharatı alıp ona bir de şey altı üstü vardı öyle. Bu altı küçüklerdenmiş. Bilmiyorum yalan da olmasın. Bir baksana doğru mu vermiş. Bak altı küçüklerden üstü büyük. Şimdi altı tane büyük de vardı. Evet doğru işte. Ha öyle istedim. Üstü ufak, üstü büyük. Ha onlardan. Ha o öyle. Çünkü ya böyle hepsi bir vardı ya böyle ya da hepsi böyle vardı. Şu, ben dedim böyle istiyorum. Bak, şu baharat ben de hoşuma gidiyor. Güzel bunlar. Evet. Bu da ufak. Bu da ufaklı. Ha biberlik falan ne bileyim. Bak bir de ufak arkadaşlar. Güzel değil mi? Bunlar çok tatlı. Ya, bu meraklı Melahattin'e geldi. Dur annem dur ezilme bir yerlerine bir şey olmasın. Dur bakın yazlığa aldım dedim böyle. Tamam biraz sağ ol. Öyle miydi kız bu? Öyle diye herhalde ne bileyim. Dur aşkım dur. Dur. Dur annem dur. Dur kızım. Dur güzelliğim. Fikrinden hayalinden. Dur annem. Geceler ay geceler. Geceler ay geceler. Benim sırdaşımsan böyle dur tamam hadi. Geceler ne meraklı ay geceler geceler ay geceler yüreğimde seherin
Burayı keserler. Nece hesreti vardı. Telif nerede? Telif veriyorlar şarkıda. Söylesen de. Yok hiç de kesmez. Kesse de canları sağ olsun. Telif vermeyin. Bak Azerbaycan halkı sizi çok seviyor. Sakın telif vermeyin. Ağzıma sıçtı da. Ne güzel mahni okuyordum. Yok, telif nerede? Şey, telif veriyorlar şarkıda. Bu kadar YouTube'a remix koyuyorlar, şunu koyuyorlar, bir şey olur mu? Ben de okuyan da olur. Hayır, oluyor. Müzik de koyamıyorsun. Bir de koyursa da canımı sağ olsun. Eğer seyretseniz kulağınızı pas açılsın. Eğer de telif melif değil de değil. O olsa da bir şey olmaz. Başka telif veriyorlar, sinirim bozuluyor ya. Bir şey koyamıyoruz, bir şeyse ben bile söylemiyorum şarkı. Ben bile söyleyemiyorum şarkı. Telif veriyor direkt YouTube. Ama bana vermez YouTube telif. Niye? Kocam mı YouTube? Aa, o rahmetli kocamın kaynanası. Kaynası. Çay çay içecek mi? Ay yeter anam, bugün resmen 7 kova çay içtik. İçebiliriz ya, benim hiç sorun değil. Ay resmen 7 semaver çay içtik. Aşkım. Biz böyle açlık sabah değil, böyle bir muhabbet edelim aramızda. Güzel oldu işte. Ha. Bir de şey, çok güzel bomba gibi skeçlerimiz var. Videoyu onları çektik koyacağız arkadaşlar. Evet, önceki video çok güzel olmuş. İzledim şimdi, bayağı da güldüm. Oradan da böyle kesitler aldım. Paylaşacağım Instagram'da, TikTok'ta var ya, altıma işledim. Bu ne dedikodu yapmış ana. Ya tabii onu bilinçli yapmadım tabii de. Ama işte insan bazen unutuyor. Yemişler yani... yemişler hepsini, bitirmiş. Aynen, şimdi Allah'ın hakkını danışmak varsa. Yemin ederim, öyle bir şey yiyirdim. Kevseh yiyirdim. Yani böyle bir, ne bileyim, kartonuydu ne? Kız o yumuşaktı, bekledim seni. Tamam işte. Daha da ben biber kızartmışım, patates, patlıcan, onları da içeride unutmuşsun. Ay onları gördüm ben. Dedim, unutmuşum içeride. Herhalde kedilere, köpeklere hazırlamış dedim. Yemin ederim de herhalde koyacak. Unuttu. Kızartmaya mı unuttun? Yok, kızarttı. Ay ben nasıl seviyorum biber bilirsen. Kızarttım onları ben. Hep şey olmaz, yarın sabideyiz. Gel. Ay keşke yarın tamam. Onları da kızarttım ben, bayağı baksana yaptım. Senden alıştım. Bir de değişik müzik falan da varmış. Evet, şömine çok güzel aşkım. Evet. Şey veriyor, güzel. Güzel atmosfer veriyor. Evet. Bak Berkay'ın evi de huzurlu arkadaşlar. Sessiz, sakin ama bizi hala yaptı. Vallahi. Ya ben şimdi buradan eve gideceğim. Aman gideyim. Kedilerim. Ay ben paşamsız uyuyamam. Paşam benim göz bebeğim. Valla öyle gibi. Evlattan öte yani. Aynen. Evlat gibi yani. O senin evladın. Aynen. Yani gibisi de yok. Gerçekten evlat. Yani. O yanında bir uyuyor. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. Hiç başkasına Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya gerek yok. İki tane oğlum var da o hasta olan benim için çok başka. O bana gözlerime bakışları, evet. Bana ihtiyacını böyle, evet. Onun bana ihtiyacı olduğunu benim anlamam. Gözlerimin içine bak. Ay ne güzel oldu kız. Ablan star bir bebeği. Işıklar böyle vurur gözümüze zaten bunun. Bir de böyle de sarı da oluyor, şey de ay oluyor. Ay ne güzel oldu. Aa, niye daha önce dörtmüş? Gözlerim kör oldu sabahtan vallahi beri. Vallahi billahi daha hoş oldu böyle. Evet. Romantik ha. Güzel. İşte öyle arkadaşlar. Şöyle bir bardak çay içip bir iki muhabbet edelim dedik sizinle. Ben artık su içelim mi? Niye? Kaynamış su. Ne? O da iyiymiş. Ne oluyormuş kaynamış? Kaynamış su iyi. Ay yoganam içe fenalık geçireceğim ben. Onu içip onu iç, onu iç. Ay bugün kahve yapayım. Aa yok, ben bir tane günde ikinci kahve içmem. Meşrubat vereyim. Yok, içmeyeceğim. Doğru söyledin mi meşrubat? Ha evet, yok. Ben ilk defa doğru bir şey söyledim. Ve o kadar meşrubat aldım, bir tek limonata içtiler. Danışıp gülmeyir sen Leyla. Arkadaşlar bir de bugün eve ben Pepsi almıştım. Birkaç tane yorum gördüm hani kola içmiyordun diye. Gelen misafire sormak zorundayım. Ben içmem de insanlara da vermeyeceğim de anlamında şey yok. Evet. Sormak zorundayım. Belki ben içiyorum. Sonuçta misafirler içiyor. Ben ne yapabilirim? Yani. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Rabbim tabii ki herkese yardımcısı olsun da. Yani amin. Benim yapmayacağım şeyi başkası yapabilir. Benim içmeyeceğim şeyi başkası içebilir. Ama ben, siz yapmıyorsunuz diye ben de yapmayacağım anlamına gelmez. Ben saygı duymak zorundayım. Sonuçta misafirlerim geliyor. Hepsinden aldım ya. Yani. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Başka bir taş. Ay bu ne kız? Ana. Bu ne veriyordu bize? Sana enerji verecek. Zaten senin enerjin bitmiyor. Ay daha ne enerji sana? Ben zaten sabahlara kadar uyumuyorum. Bu da enerji verirse hiç uyumayacağım. Kız büyücüler gibi. Evet. Oraya değiyor ya. Tamam. Bak tam oldu. Tam büyücü karısı Bignaz. Yavlül mavlül pilav ve et. Kaymak illezine ve izekatuz. Bir şey söyleyeceğim.
Bir tane hiç hayatımın önümden biraz alınmış ben şu görüntü bana anlıyor cadılar gibi. Hayatımda ama kesin gerçek olan ben çok yaşadım ve anlattım. Çok yaşadım. Paranormal olay yaşadın mı hiç? Çok. Mesela bir tane anlatsana. Çok. Ne mesela? Ay senin de sana bakınca da ben de korkuyorum. Öyle bir bakıyor ki bunun yanında böyle. Ay anam sana bakınca benim de korkasım geldi. Mesela ne? Sen ne yaşadın? Ne yaşamadım ki? Çok şey ben aşkım ben Uşu gördüm. Onu. Şey çok güzel şeyler gördüm ama beni koruyan şeyler görmüşüm ben. Sordum ben çünkü. Bana zarar vermediler. Evet, bana anlat bakalım ben seni korumuşlar mı, korunmamışlar mı? Aşkım ben mesela bir yere gidiyordum. 3-4 tane böyle ışık gördüm. İş yerime gidene kadar beni takip ettiler. Bir tek onu ben görüyordum. İş yerime girdim böyle sahne aldığım yere. Sonra benim şoförüm dedi ki sen dedi içeri girdin gökyüzünden kayboldular dedi. Onlar beni oraya gidene kadar korumuşlar. Ya. Öyleymiş arabayla giden. Kaç kere gördüm şoföre dedim ki bak buradalar diyorum şoförüm görmüyor. En son ben gittiğimde mekana gittiğimde ışıklar kayboluyor gökyüzünden. Beni ta evimden iş yerine kadar takip ettiler. Koruma altına alınmışsın. Evet, evet. Birinin ruhu seni takip etmiş. 4 bir taneydi. Bana diyorlar ama işte. Ama öbür türlü başka türlü de olabilir yani. Melek dediler bana. Melek de olabilir. Azrail Aleyhisselam da olabilir. Öyle de melek tabii dediler. Tabii ikisi de olabilir. Çünkü onlar görünürler. Azrail can almıyor mu ayol? Alıyor ama seni yokluyor işte bir şeyde yokluyor. Aa, randevum iptal mi etmiş o saatte? Belki olabilir mesela. Ne bileyim ben. Ya, olabilir yani. Sana ne geldi? Ay başım ağrı girdi kızdım. Mesela. Taştan oluyor. Aa enerjimi evet. Mi aldı bu? Hayır ne kadar negatif enerji varsa mesela senin evinde onların o sıcaklık da verir. Birazdan başlar. Her şeyi al gitsin. Evet. Ay. Anlatsana bir tane paranormal ne geldi başına? Benim abla çok geldi onu anlatırsam ben o bir evrene giderim o daha değişik bir tane anlat git evrene mi Mars'a gidelim? Çıkarım daha güzel işte burada ne yapacaksın durup Mars'a git. Aha Jüpiter'e girerim oradan çıkar. Ne mesela? Bilmiyorum yani şöyle anlatmak istemiyorum biraz korkarsın. Yok açıkçası. Ben korkmam sen anlat ben öyle korkak değilim. Yok ama etkilenirsin benim aurama girmiş olursun ve sana musallat olurlar. Bu sefer ben seni kurtaramam. Ay ne be? Musallat olurlar demek. Ya siz biliyorsunuz değil mi birine anlattığınız zaman o kişi de etkileniyorsa... Cani kulaktan dinliyorsa onun şeyini alıyor, çekiyor yani. O ne be nasıl paranormalim o. Ya. Ben onları mesela, anlatmam. Mesela aa dedem geldi ay, bak. Saçmalama be. İnan dedem orada bak dede. Görüyor musun? Nerede dedem be? Bak orada köşeli görmüyorsa el sallıyor sana. Tövbe tövbe İstanbul'a kafayı mı? Ay bu da beni bilerek yapıyor. Ya işte öyle şeyler mesela bazen gösteriyorlar görüyorsun. Konuşabiliyorsun. Şahsen ben görüyorum, konuşuyorum ama bunu herkese söylemek zorunda da değilim. Yani bazen diyorlar ki sevdiklerini mi görüyorsun? Arkadaşların, akrabalarını falan mı? Mesela sevdiğim kişi kim rahmetli olduysa onunla konuşabiliyorum. Evet. Ölülerle konuşma var ama diyebiliyorum. İşte üç harfler. Şimdi bu saatte söylemeyeyim. İşte dediğim gibi eve gidince sana musallat olacaklar. Söyleyeyim. Konuyu ay, sen atla. Bak korkuyorum. Paranormal. Ay, paranormal dedim ben sana. Üç harfi demedim ki. Tamam ama o da paranormal. Onlar da şeyler. Da mesela bak şöyle anlatayım ben. Diyelim Kader ablayı gördük. Veyahut da Ayşe ablayı gördük. Veyahut da Ahmet'i, Mehmet'i gördük. Fark etme. İnsanı gördüm. Diyelim o insanı hiç görmemişim ama rüyamda o insanı görüyorum. Kaza geçiriyor, tramvayın altında kalıyor, yok ne bileyim ne. Ve öyle kalktığımda o rüyanın aynısını birebir yaşadıklarım oluyor. Rüyada görüyorum, sabah kalkıyorum, ekmek almaya gidiyorum. Aynısını. Ve aynı trenin altında kadın kalmış, rüyada gördüğüm kadın. Allah. Evet, sonra ben böyle eve gelirdim babama derdim ben katilim. Kız telefon niye sallanıyor bak. Bak, kedi oynuyor. Aa ben diyorum o niye sallanıyor öyle? Ay keşke işlemeseydi kedi oynuyor da yayıncılarda diyecek üç harfler arkadan. Ama sallanıyordu. Ben de ne sallıyor öyle tövbe sallanıyor. Tövbe sallanıyor. Bak şey, etkileniyorsun işte o zaman ama şöyle. Ama bak mesela kedi var sonuçta gelmezler. Kedilere gelmiyorlar diye. Kız sen nereden biliyorsun? Ay, öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Onlar mesela senden önce hissedip onları kovalıyormuş. Ya. Öyleymiş. Vallahi bu hiç kovalamıyor. Bence o daha çok çağırıyordur geldi. Böyle diyorlar bilmiyorum. Kediler koruyor. Bak telefonu halen sallıyor depremzedeler gibi. Yani öyle şeyler ama bu saatte bunları konuşmuyorum. Benim hikayem çok enteresan. Türkçe de enteresan değil mi? Enteresan. Enteresan. Enteresan evet. Enteresan.
Ama yani ben merak ediyorum cidden bak. Bir tane bir şey mesela bana bu salat olmayacak bir şey. Sen de illa bana bu salat bulması lazım. Olmayan bir şeyi anlat sen de. Olmayan bir şeyi nasıl anlatayım? Başına bir şey geldi mi buna benzer Evet, bir şey? Kalktım, yürüdüm. Nereye yürüdün? Dışarı yürüdüm. Doğru yola mı yürüdün? Hayır, onlarla beraber yürüdüm. Nereye gittin? Dışarıya. Alışverişe. Çıktım dışarıya o gece yarısı. Nereye gittin onlar? Çağırdılar, beni cama vurdular. Buraya. Yok, burada değil canım, bu evde. Bak şimdi beni korkutacak bu evde. Kız Allah'ım ya, camlar. E. Bana dedi, mezar gibi bir yerde yaşıyorsun dedi. Yarın mezardasın dedi. Burası için. Evet, çık dedi. Dedim nereye? Çık yukarı gel bizimle beraber. Ta kendim konteynerin orada buldum. Ay tövbe Bir de tövbe. boxer'la. Kamera görüntüleri falan da var. Ben dedim ya doğru diyorsunuz dedim. Kalktım ondan sonra gittim. Sonra geri geldim baktım her yer perdeler. Böyle. O yüzden bu ev böyle huzur. Burada koruma altındayız abla. Burada çoğu insanın şimdi bir de çok yer o yüzden. Şimdi senin üreyin şimdi bunun bile güm 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 atır. Yani ben Evet. Nil'i biraz tanıdımsa etkilendi ve gerçekten bakayım. Ay Gerçekten öyle. baksana nasıl oldun sen. Şuralara mı ağrı gelir? Buradan camdan birisi bakar mı bize? Bakıyor mudur? Aşağı iner tabii ki oradan görünüyor. Kim görünüyor? Bakıyorlar abla gece yarısı saat 12'den sonra bir de Bakıyorlar mı? onlar sabah ezanına kadar geziniyorlar burada. Bir de İslam ülkesi ya güya burası. Burada hep şimdi Kim Allahu Ekber geziniyor? al Kim geziniyor? ruhlar, periler, Tövbe üç tövbe. harfler onların alemi bu saat. Ay bu saatte gece gece bu sohbeti niye açtı bu şimdi ben onu anlamadım. Ama neyse taşımız var bir şey olmaz. Ben Bunlar bunu bak paranorm... bu Ama o da taş hacdan gerçekten gelmiş. bir şey Gel böyle için. sür de negatif enerji. Onlar bir de sevmiyor keskin kokuları biliyorsun değil mi? Ha. Tabii. O zaman Gel. ben yatmadan önce üstüme tamamen sirke dökeyim. Evet keskin kokuları sevmiyorlar. Sirke dökeyim gel. Bak nasıl kokuyor görüyor musun? Çok güzel bir koku. Değil mi? Bunu nereden aldım biliyor musun ben? Fatih'ten. O, Fatih'te de hepsi yalancı malancı ama bu doğrusu. Yok ben orijinalini aldım. Kaç saattir bak orada sürmüştüm geldim hep Evet. tüm gün burada kokluyorum. Bu arada bu alkolsüz, alkol yok mu? Tabii. Alkol asla yok. Alkolsüz saf. Aldım böyle. Çok güzel kokuyor. Böyle bir koku yok. Ne kokusuydu bu ya? Söylemişti bana. Ya. Ben bir de şey aldım biliyor Ne musun? aldın abla? Kabe örtüsünün kokusunu aldım. Ay o da çok güzel. Oradan aldım. Evet ben Şurada de onu evden seviyorum. çıkmadan dedi burama sür dedi. Çık dedi seni bütün kötülüklerden korur dedi. Ya. Vardı evimde ben bugün çekmecede bir şey arıyordum ya bulamadım. Ya. Vallahi sana hediye edecektim yok bulamadım. Ay kurban olurum ben sana. Dur bakayım eğer üç harfler varsa buradan hemen göreceğiz. Görmek istiyor musun? Neyi be? Üç harfleri. Bu ne diyor bir manyak? Ay ne görmek manyak manyak şeyler be. Konuyu sen açtın o zaman ben de sana açacağım. Başım döndü ya. Ay çok vallahi başım ağrıdı resmen. Niye benim başım ağrıdı yine? Enerjim mi gitti? O Çağıracağız madem görmek ne? istiyorsun. Hayır Hayır çağıracağız. hayır. Otur, otur Vallahi bana korkma. göre değil. Nasıl sana göre değil? Otur. Madem sen konuyu Ay açtın. Berkay. Otur. Hayır hayır Berkay. Otur, otur lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar madem konuyu açtın da Ay korkmayacaksın. susacağım ha midem bulandı. Hayır. Eğer demek ki bir şey kusarsan demek ki senin içinde bir şey var. Ne be? Dur bir saniye. Berkay. Aa, bu böyle Türkiye'nin şeyleri farklıymış. Bak olmayacak. Çünkü bu buradan açık olması lazım. Ay Bakayım. midem bulandı. Niye böyle oldu ya? Bu benim daha çok bir şeyimi aldı. Neyimi aldı ayol? Hayır o kokudan oldu. Bu. Deminden beri Evet. başım ağrıyor. Neyimi aldı? Enerjimi verdi. Enerjimi mi aldı? Hayır ama bak o uzun olması lazım. Kısa. Dur bakayım ne diyecek. Kim ne diyecek? Ay Berke Allah aşkına ya. Görüyor Berke mu diyor beni? bana. Ne? Berke mi diyor? Kim Berke? Ona Berke mi dedim Berke ben? dedin. Kız. Ne yapıyor bu ayol? Ay Berkay gördü beni. Korkma. Yavlül Ay mavlül Berkay ne ilahla et. yapıyorsun? Kaymak illezine ve ize karpuz. O neydi Bak kız? bak bak bak. Eğer sana gelirse sende var. Bana gelirse bende var. O ne be? Tövbe estağfurullah. Kimli var ne var? Ne Evet geliyor geliyor bu? arkadaşlar. Sana geldi. Sende var. Bak. Dedim sana. Sende. Ay baksana elim titriyor. Bu ne kız? Ay dur İşte bu. ay dur ayol. Allah seni kahretmesin. Bu ne? Ay daha çok midem bulandı. Kusacağım şimdi. Kayboldum. Kim kayboldu? Sen götürdün be. Yok ben şey bir çarpıyorum. Kayboldu demez mi?
Burada ne görüyorsun şimdi? İyi bak. Çok iyi bak ama. Odile eve de giremeyeceğim şimdi. Bu bak. Derin bak, keskin bak. Ay bakamıyorum, gözlerim buna. Bak böyle, bak şöyle göz bak, o. Hayır. Tamam bak şimdi böyle, burada sana bir yazı çıkacak. Yazıya bak, böyle biraz eğilsene böyle, yazı oku bak. Yazı oku. Hayır, bana bir şey yapacak Allah. Yok ya, yazıyı okusana. Bana bir şey yapacak. Yazı mı yazıyor? Burada yazı malı yok. Yemin hani. Ederim korkak ha. Diyordu ay ben öyle şeylere hiç adam. Ay iki dakikada. Sen bak ben sana öyle şeyler ben yaparım. Ben öyle şeylerden korktuğumdan değil. Böyle ani şeylerden tamam, korkuyorum. Tamam elini getir o zaman. Ay. Getir. Kız ne yap? Ya bu şey yemiş ya. Yürek yemiş ya. Aç elini. Elim açık zaten. Nil çok iyi dinle beni. Bazen böyle kafana bir basınç geliyor. Senin şuralarında bir ağrı. Boyun kütüğünden evet, şurana evet, ağrıyor. Evet. Evinde bir şey, senin evinde bir şey var. Onu ben bir daha geldiğinde bulacağım. Eve girdiğin zaman senin kafan birden böyle bir şey oluyor. Senin hislerin çok güçlü. Evini çok çok zaten temizliyorsun. Evet. Zaten izliyorum. Ama sanki birinin gözü var. Bir şeyde senin evinde. Ya istemiş ay bu benim de olsun. Çok böyle. Olabilir. Biri çok istemiş. Onun aurası kalmış. Hani sana onu layık görmemiş onu yapan kişi. Gözleri çıksın. Vallahi kırmızı canat, kırmızı köynek gibi gözleri kırk kırmızı olsun. Üreye gider daha. Vallahi. Korktun mu? Dur bakayım. Rengin geldi yerine. Midem bulandı biliyor musun? Ya. Benim enerjimi götürdü. Bu enerji vermedi. Yok ya. Ay. Kız bu ne gece gece ne yaşadık biz? Ben bir de eve gideceğim. Bir şey olmaz kız, kedilerim var benim, minnoşlarım var. Ay, onlar korur seni. Tabii canım, ben onlara sarılır uyurum. Ben korkmam hiç. Ay. Ay Allah bu ne? Ay Berkay. Tövbe estağfurullah, ben diyorum perde niye oynuyor? Kız bu kedi mi? Kedi de çağırıyor olmuş. Yemin ediyorum. Sana dedim ya bu kedi tam perde çağırıyor. Perde niye oynuyor diyorum. Ay. Allah'ım yarabbim. Başım döndü iki dakikada. Biraz daha dursam herhalde aklımı yerim orası. Takana ben gideyim. Yemin ederim çok güzel gecemiz oldu. Karı. Üreğim. Bağda halk. Üreğim. Duşu camı açayım, negatif enerjiler de gitsin. Kız kafasını bir birisi sokmasın oradan. Yok yok, burada demir var. He. Bak şöyle açtım. Ay bari demez mi negatif enerjiler misin? Ay başım, ay. Ben bugün niye başım çok ağrıyor? Bu ne yapıyor ki, tencere mi çalacağım? Bu ne? Bunun içinde bir şey var mı? Ay korkuyorum da açmaya bir şey. Ne istiyorsun? Ne, buradan ne çıksın şimdi? Ne bileyim ben. Ne çıkacak? Bin tane küçük altın çıksın mı? Kaç? Ama... Küçük altın. Bin altın tane. 1000 tane, 2000 tane, 10.000 tane hepsini sayacağız. Tamam çıksın hadi. Çıksın. Evet. Ama çıkarsa belki bir şey olabilir sana. Niye ya, yok o zaman çıkmaz. Ne olacak bana? Bilmiyorum. Belki bir şey çıkar, bir de mesela fıs yapar. Ya bunun içinde bir şey var bende. Kuş kala, kuş kala. Hani o şarkı neydi kız? Hani yapıyorlar ya böyle. Ay yok bir şey. Ay, tencere. Ay bu da çok güzelmiş. On demliği de var. Ay, nasıl yapıyorduk? Tencere, tencere kala, kuş kala. Ay. Kardeşim içeride uyuyordu çünkü deprem içeride ne yapayım ben delirdi. Adam da fırlayacak. Let's go. Şimdi götünün dışı piriler uçuşuyor. Ay gece gece ne yaşadık? Allah beni kalpten götürecek bu Berkay. Yok yok. Kız abim fırlar. Ne o? Ay. Ama kedi var, ayağını keser. Ay evet ya, kıyamam ona. Zaten bitmiş bu. Nerede kedi? Kedi mi nerede? Ay Allah'ım, o ne kız, sakız mı? Berkay'a geldiler gece gece. Neyse biz de artık... O ne? Danışıp gülmeyirsen Leyla'm, halımı bilmeyirsen Leyla'm,
Görüşe gelmeyi sen Leyla'm, yüreğimi üzür sen Leyla'm, 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 benim Leyla'm. Korkmayan karıya bakar mısınız arkadaşı? Korkmayan, korkmayan. Yok kız, bir şey var, enerjimi bir şey aldı ama ne aldı bilmiyorum, bir şey aldı. Ben ellerim boşaldı vallahi. O kadar korkmaz mı yani? Bu beni korkuttu bu kedi. Aslında bu kedi benimle çok güzel oyun oynayabilir, biliyor musun? Ha. Şimdi Nefal bakınca bak, o perde sallanacak, bu kedi bu perdeyi sallanmış kediyi. Kediyi bile kendime alıştırmışım. TikTok'ta öyle yap işte. Kedi bir yerleri sallarken görmezler bunu. Aa, burası sallanıyor, şöyle sallanıyor değil mi? Millete yüktü. Ha evet, çerçeve yok, böyle oldu. İp, ince bir iple yapıyormuş ya, o hacimli hacimli benim. Neyle yapacak başka? Hep şöyle yapıyor. Hayali tipler var. Evet. Ay, çok sana güzeldi ya. Bir artık arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Senden. Eve gidelim, ben eve gideyim, evime gideyim. Berkay da yatsın. İnşallah birkaç güne kadar gibi yemek videosu yine çekeceğiz. Berkay çünkü gidiyor, az kaldı. Dördünde yolcu. Vallahi gitmek de istemiyorum ama hatıra kalmasın. Sen dedin ya çekirdek, ben de dedim çekirdeğim yok, bari 2-3 tane böyle tat olsun. Ay, gereken poşet de evde vardı ya. Çekirdeğimiz bitse. Vallahi evde vardı. İyi ki tanımışım seni canım benim. Vallahi bak, her şey, her zaman ben söylüyorum. Ben de seni vallahi bak. Yıldızımız birinci günden. Kız birinci günde rahat olmadık ki. Değil mi? Oturduk, sonra insanlar geldi. Aynen, doğru. Ama... Aa, bu da öldü yani. Yani bugün böyle bir enteresan bir video oldu. Ben normal muhabbet bekliyordum ama kendim açtım muhabbetle. İsme bak. Zaten böyle isimler ancak arar. Neyse canlar, sizleri seviyoruz. İyi sabahlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bastana şuradan beyefendi.